Hocalarım merhabalar. Evet, İslamiyet öncesinden soru çözüyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım neler varmış. Şimdi sorumuz bize diyor ki, yukarıdakilerden hangileri Müslümanlarla mücadele eden Türk devletleri arasında gösterilebilir? Bakıyorum, Türklerle Müslümanlar zaman zaman savaşmışlar, geçtim. Şimdi burada ÖSYM iki tane önemli savaş var. İkisini de sormadı. O yüzden böyle bir soru yazdım. Biz ikisine de dikkat edeceğiz hocalarım. Hadi beraber bakalım. İlk olarak Hazarlar. Hazarlar biliyorsunuz Hazar Denizi'nin kıyılarında yaşayacaklar. Hatta Hazar Denizi'nin ismi de Hazarlardan geliyor. Ve Hazarların resmi dini Museviliktir. Onu da yazmış olalım. Ve üç dinin bir arada kardeşçe yaşadığı Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet kardeşçe yaşıyorlar. Peki ne oldu? Şimdi Müslümanlar Hazreti Osman dönemini yaşıyorlarken Hazreti Osman Kafkas bölgesi yani Hazar Denizi ile Karadeniz'in arası Hazarların yaşadığı bölge. Buraya İslamiyet'i yaymak amacıyla ordusuyla beraber gelir ve Hazarlarla karşılaşır. İki taraf arasında Belencer Savaşı adı verilen bir savaş yapılır. Ve bu mücadeleyi Hazarlar kazanırken, buraya artı koyalım, Hazreti Osman kaybeder. Belencer Savaşı'nın iki önemli özelliği var. Birincisi, Türklerle Müslüman Arapların yaptığı ilk savaştır. Buraya ilk diye koydum. Ve bu savaşın en önemli sonucu Hazarlar kazandığı için İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması gecikmiştir hocalarım. Çünkü İslamiyet tam anlamıyla gelemeyecek. Burada anlaştık, bunu aldım. Geldim ikincisine, Türk işler. Şimdi Türk işler Orta Asya'da hakimiyet kurmuş olan Türk boylarından bir tanesi. Ve Türk işler Sulu Kağan döneminde, buraya bir ismini yazalım. Karşıda da şundan bahsedelim. Şimdi 4 halife dönemi bittikten sonra İslam dünyasında Emeviler adı verilen bir devlet kuruluyor. Ve Emevilerin Mevali adını verdiğimiz bir politikası var. Mevali politikası şudur: Arap milliyetçiliği. Yani siz Müslüman dahi olsanız, eğer Arap değilseniz sizi köleleştiriyorlar. Ve Emeviler bu mantıkla, bu anlayışla İslamiyet'i Orta Asya'da yaymak için gelecekler ve Türk işlerle karşılaşacaklar. İki taraf arasında Haristan Savaşı adı verilen bir mücadele yaşanır. Ve yaşanan bu savaşı Türk işler kazanırken Emeviler kaybetmişlerdir. O zaman ikinci mücadelesi Türklerle Müslüman Arapların Haristan Savaşı'dır. Ve bu savaşın sonucunda Türk işler kazandığı için İslamiyet'in Orta Asya'da yayılması gecikmiştir. Şimdi burada şuna çok dikkat et. Eğer ÖSYM size Türklerle Müslümanların ilk savaşı derse, evet, Belencer Savaşı. Eğer ÖSYM size, iyi dikkat et, Türklerle Müslümanların Orta Asya'daki ilk savaşı derse, o zaman Haristan'a giderim. Çünkü Belencer Orta Asya'da yapılmadı hocalarım. Bu cümleye dikkat edin. İkisini de alabilirim. Cevap C seçeneğine gider. Ama hocam Karluklular, işte Karluklular ilk Türk İslam boyu değil mi? Onu neden almadın? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ama Karlukluların olayı şu. Biliyorsunuz ki Talas Savaşı 751, Talas Savaşı hatta bir diğer adıyla Atlık Savaşı diye de geçer. Bu mücadele Müslüman Arapların devleti olan Abbasiler ile Çin arasında yapılıyor. Yani olayın bize bir alakası yok. Müslüman Araplar ve Çin. Karluklular bu mücadele sırasında düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Abbasileri desteklediler. Bu sayede hem savaşın kazanılmasını sağladılar hem de İslamiyet'i kabul edecekler. Ve biz Karlukları nasıl bileceğiz? İlk Türk İslam boyu olarak bileceğiz hocalarım. O yüzden bunu alamam. Çünkü Müslümanlarla doğrudan bir savaşları yok. Ama Hazarlar, Belencer Savaşı, Türk İşler, Haristan Savaşı doğrudan alabilirim. Evet, böylece bu soruyu da toparlamış olduk. Geçelim hocalarım diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Soru bize diyor ki, İlk Türk devletlerinde veraset sisteminin uygulanması sonuçlarından hangilerini beraberinde getirmiştir? Bakalım. Önce veraset sistemini hatırlayalım. Veraset sisteminin mantığı şuydu. Ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı. Şimdi burada hükümdar ve ailesi dediği için hocalarım, o ailenin bütün erkek bireylerinin tahta geçme hakkı var. Yani hükümdar öldüğü zaman kim tahta geçecek? Bu oğlu da olabilir, amcası da olabilir, yeğeni de olabilir, kardeşi de olabilir. Herkes, o ailenin bütün erkek bireylerinin böyle bir hakkı var. Peki bu beraberinde hangi sorunu getiriyor? Bakalım. İç savaşların yaşanması. Var mı böyle bir problem? Tabii ki de var. Bir diğer ifadeyle taht kavgaları, değil mi? Her hükümdar öldüğünde biz bunu yaşamak zorundayız. Bu kötü bir durum. Devam edelim. Devletin kısa ömürlü olması, evet. Çünkü sürekli iç savaş, yani taht kavgası, taht kavgası, bir yerden sonra devlet dayanamayacak. Çin zaten burnunun dibinde bekliyor, pat diye girip sana saldıracak.
Bunu da aldım. Ve üçüncü öncül diyor ki kadınların tahta geçememesi, evet yine veraset sistemiyle alakalı bir durumdur. Her ne kadar veraset sistemi ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır dese de bu sadece erkekler üzerinden gider. Yani siz hiç tarih boyunca şunu görmemişsinizdir. İşte sıra bana geldi, tahta geçecek olan benim diyen bir kadın hükümdarımız yok. İstisnalar var mı? Var. Mesela kimler var? Bilinen ilk Türk kadın hükümdarımız Tomris Hatun İskitler'de bir istisnadır. Ya da Sabirler'deki Buarık Hatun, buraya bir ismini yazalım. Bu da bir istisnadır hocalarım. Ama bunların dışında İslamiyet öncesi için söylüyorum. Öyle tahta geçen bir kadın hükümdarımız yok. Şuna çok dikkat et. İslamiyet öncesinde kadınlar tahta geçemezler. İstisnalar hariç. Ama devlet yönetimine katılırlar. Hatta bununla ilgili geçen sene bir soru gelmişti. Biz de burada konuşacağız. O yüzden bu ayrıma da dikkat edeceğiz. Üçü de veraset sistemiyle beraber ortaya çıkan sorunlar ya da problemler arasında gösterilir. Hangilerini beraberinde getirmiştir diye sorunları sormuş zaten. Üçünü de alabiliriz. Pekala, devam edelim. Evet, geldik bir diğer, pardon, sorumuza. Soru bize diyor ki Asya Hunlarından itibaren Türkler devlet yönetiminde kurultayda devlet yönetimini gerçekleştirmişlerdir. Kurultayla ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Birinci olarak şuradan başlayacağız. İlk defa kurultay toplantılarını yapan Metehan'dır hocalarım, Asya Hunlarında onunla beraber başlayacak. Peki kurultay nedir? Şimdi öncelikle şunu bilmem gerekiyor. Kurultay devletin yasama organıdır. Yani bizim kanunları koyduğumuz yerdir. Burada alınan kararlar ya da koyulan yasalar AYUKI adını verdiğimiz hükümet tarafından uygulanır. Hatta ÖSYM AYUKI'nin kelime anlamını sormuştu. Hükümet anlamına gelir. Yani burası bir yürütme organıdır. Kurultay yasama organı, AYUKI yürütme organı. Peki bakalım kurultayla ilgili. Yılda 3 defa toplanır, doğru mu? Doğru hocalarım. Yılda 3 defa toplanmasının sebebi, yani bu kadar az olmasının nedeni göçebe yaşıyor olmaları. Çünkü boy beyleri de kurultay toplantılarına katılıyor ve çok uzaklardan geliyorlar. Yani adam zaten 2 aylık yoldan geliyor. Sen böyle pataküte o adamı davet edemezsin. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece, savaş gibi, yılda 3 defa toplanıyor. Pekala. Ha bir de ne yapılır ondan bahsedelim. Kurultayda devlet yönetimiyle ilgili kararlar alınır. Hayvan sayımı yapılır. Bir de kurultayın sonunda, yani o resmi işlerin sonunda toy dediğimiz şölen, yani eğlenceler düzenlenir. Orada halk hep beraber yiyip içip eğlenirler. Devam edelim. Hükümdar olmadığı zamanlarda aygucu başkanlık eder. Doğru. Hocalarım aygucu vezir demektir. Bir de üge kelimesi var. Biraz ayrıntıda kalır ama bu da vezir anlamına gelir ve İslamiyet öncesi de kullanılıyor. Aygucu da vezir demekmiş, üge de vezir demekmiş. Devam edelim. Üyelerine toygun denir. Doğru hocalarım. Şimdi kurultay, bugünkü meclis gibi düşünün. Biz meclis üyelerine milletvekili diyoruz. O dönemlerde de kurultay üyelerine toygun adını vermişler. Bir de bu kurultay üyelerinin oturdukları yerler var. Yani bir protokol düzeni var. Ona da orun adını vermişler hocalarım. Yani siz kurultaya üyesisiniz. Kurultaya girdiğinizde öyle "a bura boşmuş" deyip oturamıyorsunuz. İşte hükümdarın yanında mesela çocukları olur. Çocuklarından sonra işte hatunu olur, eşleri daha doğrusu. Sonra gelinleri oturur. Ve sağ tarafta oturanlar, sol tarafta oturanlar önemlidir. Sağdakiler daha üstündür mesela ve bu sıralaması da önemlidir. Bundan dolayı herkesin kendi bir protokol yeri var. Ona da orun adını vermişler. Devam edelim. Diyor ki bize din adamları alınan kararları denetler, kesinlikle yanlış. İslamiyet öncesinde kurultay laik bir yapıya sahiptir. Çünkü burada din kuralları etkili değildir. Din adamları kurultay üyesi değildir. Yani kurultaya katılamazlar. Bu da laik bir yapının olduğunu gösteriyor. Şimdi burada şununla itiraz edebilirsiniz. Ama hocam işte kut anlayışı var. Nasıl olacak? Evet, kut anlayışı var. Göktanrı tarafından hükümdara verilen siyasi yetkiler var. Ama Göktanrı şunu söylemiyor. İşte devleti benim kurallarımla yönetmelisin. Benim kurallarımı uygulamalısın. Asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden biz kurultayı laik bir yapıda olduğunu bileceğiz. Devam edelim. Doğru cevabımız D seçeneği oldu. E seçeneği diyor ki boy beyleri kurultayın doğal üyesidir. Doğru. Hatırlayalım önemli olanlarını. Bak, boy beyleri katılır. Bunun dışında hükümdarımız yani Kaan katılır. Yanına eşini alır. Hatun katılır. Boy beyleri zaten burada yazıyor. Komutanlar katılır. Askeri konularla ilgili burada karar alınır hocalarım. Bunun dışında devam edelim. Hükümdarın çocukları Tigin ya da Şat. Şat biliyorsunuz eğer hükümdarın erkek çocuğu, yani Tiginler ülkenin herhangi bir yere tecrübe kazansın diye gönderilirse askeri vali olarak Şat unvanını alırlar. Onlar da kurultaya katılıyorlar. Bunların dışında Aygucu katılır hocalarım, yani vezirimiz.
Bir de buyruk var önemli olanlar arasında. Buyruk bakan demektir o dönemki. Aslında buyruk şu AYKU'nun üyeleridir. Yani onlar da kurultay toplantılarına katılabilirler. Ve kurultayın önemli özelliklerinden bir diğeri de kurultay hükümdarın danışma organıdır. Yani burada evet hükümdar gelir, bir fikir ortaya atılır, üzerine tartışmalar yapılır. Ama son sözü her zaman hükümdar söyler. Sadece buradan fikir alır. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor. Kurultay demokratik bir ortamdır. Buraya demokratik diye yazalım. Yani her ne kadar son sözü hükümdar söylese de kurultaya çok ayrı bir karar alamaz. Çünkü kurultayda oylama yapılır. Mesela Çin'le savaşalım mı, savaşmayalım mı? Oylama yapıldı ve oy çoğunluğu savaşalım dedi. Burada hükümdar tutup da hayır kardeşim savaşmıyoruz diyemez. Daha demokratik bir yapı var. Hatta kurultay bunu derslerden hatırlarsınız. Gerek görürse eğer karar da verebiliyor. Yani mesela devleti eğer hükümdar kötü yönetiyorsa ya da devleti kötüye götürecek bir karar almaya kalkıyorsa kurultay hükümdara asla izin vermez ya da gerekirse kurultay hükümdarı tahttan indirip o aileden başka birini, çocuğu ya da başka birisi olabilir kardeşi, tahta çıkarabilir. Hem demokratikmiş hem gerektiğinde karar verebiliyormuş ama en temel görevi de danışma organıymış kurultay. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, kurultay ile ilgili önemli bilgileri de toparlamış olduk. Devam edelim hocalarım. Geldik bir diğer sorumuza. Şöyle yapalım, sayfayı tam ayarlayamadım. Soru bize diyor ki İlk Türk devletlerinde görülen hukuk sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Önce hatırlayalım. Şimdi biz göçebe yaşamdan dolayı yazıyı geç kullanacağız. Yazıyı geç kullanmış olmamıza rağmen hukuk kuralına ihtiyacımız var ve yazı yok. Düşünsenize bu sorunu çözmen lazım. Adamlar da şöyle yapmışlar. Halkın kendi içerisinde belirlediği kuralları, gelenekleri, görenekleri alıp devlet kanunu haline getirmişler. Böylece bizim töre adını verdiğimiz yazılı olmayan bir hukuk kuralı ortaya çıkmış. Peki töreyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bakalım. Hükümdar dahil herkes töre kurallarına uymak zorundadır. Doğru. Bu da İslamiyet öncesinde bizde kanun üstünlüğünün olduğunu gösterir. Bunu mesela en güzel örneklerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? İkinci, özür dilerim. Birinci Göktürk Devleti'nde İşpara Kağan. Hatırlayın, İşbara Kağan devletin zayıfladığı bir dönemde hükümdar oluyor ve Çin İşbara Kağan'a dedi ki kardeşim töre kurallarını değiştireceksin. Fakat İşbara Kağan cevaben şunu söyledi. Bizim adetlerimiz çok eski çağlardan beri devam ede gelmiştir. Onları değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bu da gösteriyor ki kanun üstünlüğü var. Mesela bizde o dönemlerde kullanılan bir atasözü var. İl gider, töre kalır. Yani devlet yıkılır, il dediği devlet. Ama töre her zaman kalır hocalarım. Bu da yine kanun üstünlüğünü gösteriyor. Devam edelim. Uygurlar döneminde ilk defa yazıya aktarılmıştır. Doğru ve çok güzel bir soru olur. Uygurlar peki neden? Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. Göktürklerde yazı yok mu? Var. İlk defa yazıyı kullanan Göktürkler. Hatta kendi alfabeleri de var. Peki neden Göktürkler değil de Uygurlar yazdı? İşte bunun en temel sebebi nedir biliyor musunuz? Ticaret. Çünkü hocalarım Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra daha yoğun ticaretle uğraşmaya başladılar. Ve ticaretin olduğu bir yerde hukuk kurallarının net olması gerekir. İşte bu yüzden dediler ki abi ezbere olan bir şey, gelenek görenek net değil, çok böyle yuvarlak. Biz bunları yazılı hale getirelim, daha net bir hale getirelim ve ilk defa töre kuralları yazılmış oldu. Devam edelim. Törenin kaynakları arasında din kuralları yer almaktadır demiş. Bu diğer soruyla biraz benzer olmuş. Yanlış hocalarım. Peki törenin kaynağı nedir? Yani bizim töre dediğimiz şey nasıl ortaya çıkmıştır? 3 tane kaynağı vardır. Bakalım. Birincisi zaten bildiğiniz gelenek göreneklerimiz yani anneanneler. Bu bir. İkincisi kurultay kararları. Şimdi biraz önce bahsettik. Dedik ki kurultay yasama organıdır. Kanun koyulan yer ve orada koyulan bütün kanunlar töre kuralı yerine geçer. Bunu da aldım. Üçüncüsü de hocalarım hükümdar emirleri. Hükümdarın vermiş olduğu bütün emirler de yine töre kuralı olarak kabul edilir. Hatta biz o dönemlerdeki hükümdar emirlerine yarlığı adını vereceğiz. O zaman töre dediğimiz şey 3 şeyin birleşiminden oluşuyormuş. Gelenek göreneklerimiz, kurultayda alınan kararlar ve hükümdarın emirleri. Bak bakalım burada dini bir şey var mı? Yok. O zaman ben şunu bile söyleyebilirim. İslamiyet öncesindeki töre kuralları da laik bir yapıya sahiptir. Devam edelim. Hapis cezaları kısa sürelidir. Evet, bu göçebe yaşamla alakalı bir durum. Göçebe yaşama göre düzenlenmiştir. Evet, nereden anlıyorum? Yazısız hukuk kuralları olmasından bu sonucu da çıkarabiliriz hocalarım. Bu durumda cevap C seçeneğine gider.
Bir de törenin değişmeyen kuralları var. 4 tane. Onunla ilgili bir soru var. Birazdan gelir karşımıza. Orada konuşacağız. Kesinlikle ezberlemeniz gerekiyor. Geçelim. Şimdi bu soruda bize diyor ki, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir diye sormuş. Şimdi burada aslında bizim İslamiyet öncesinde kullandığımız teşkilatlanma yapımızı soruyor. Önce beraber bunun ne olduğunu bir hatırlayalım. Şimdi bizde toplumun en küçük birimi oguş adını verdiğimiz biliyorsunuz ki ailelerdir hocalarım. Daha sonra ailelerin birleşmesiyle beraber uruk adını verdiğimiz soy ya da sülaleler ortaya çıkar. Daha sonra bu soyların birleşimiyle beraber boy adını verdiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Boy önemlidir çünkü boy Türklerin bağımsız yaşayabilen en küçük siyasi birimidir. Yani bir uruk tek başına bağımsız devlet gibi yaşayamaz. Bir oguş yaşayamaz ama boy yaşayabilir. Ve biliyorsunuz ki boylar bey tarafından yönetilir. Kendilerine ait bir kurultayları vardır. Kendilerine ait orduları vardır. Bayağı devlet aslında. Daha sonra boyların birleşmesiyle beraber Budun adını verdiğimiz millet ortaya çıkar. Ve en son Budunların birleşmesiyle beraber il ya da el adını verdiğimiz devlet ortaya çıkıyor. İşte bizim teşkilatlama yapımız budur. Şimdi hangisi bunlardan biri değildir diye sormuş. Beraber bakalım. Oguş var, uruk var, boy var, budun var ama ne yok? Toy yok. Peki toy ne demek? Toy birincisi şölen anlamına gelir, eğlence anlamına gelir. İkincisi de kurultay, yani kurultayın eş anlamlısı gibi düşünün. Toy hem kurultay anlamında kullanılmış hem de eğlencelere, şölenlere verilen bir isim. Burada bir şeyden daha bahsedeceğim. ÖSYM bu sıralamayı sürekli soruyor. O yüzden buraya çok dikkat edin. En küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekle verilmiştir? Ya da en büyükten küçüğe doğru tersini de sorabiliyor. Bir de şu il kelimesi var ya devlet anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda barış anlamına gelir. Buna da dikkat edin hocalarım. Yani bize devlet varsa bir barış ortamı vardır. Devlet yoksa ne yazık ki o barış ortamı bozulmuş demektir. Geçelim bir diğer sorumuza bakalım. Evet, şöyle yapalım. Soru bize diyor ki, kavimler göçünün sonunda yaşanan bu gelişmelerden hangileri Avrupa'nın siyasi yapısının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir? Yani hepsi de kavimler göçünün sonuçları ama bizden siyasi olanlarını istiyor. Önce kavimler göçünü hatırlayalım. Biliyorsunuz ki 375 yılında Balamir önderliğinde Orta Asya'dan yola çıkan Hunlar önce Hazar Denizi'nin kuzeyine, buradan Karadeniz'in kuzeyine, hatta buradaki barbar kavimleri de önlerine katarak Avrupa'ya kadar gidecekler. Şimdi beraber öncüne bakalım. Diyor ki Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması 476 tarihinde Vizigotlar tarafından olacak. Buna çok takılmanıza gerek yok. Sadece ben şunu biliyorum. Kavimler göçüyle beraber Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacak. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu şeklinde. O yüzden bunu eledim. Böyle bir sonuç zaten yok. İkiye bakıyorum. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bugünkü Avrupa devletlerinin temeli atılmıştır. Doğru. Şimdi hocalarım, kavimler göçüyle beraber hem de siyasi bir sonuçtur bu arada. İkiye alacağız. Kavimler göçüyle beraber bu Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan barbar kavimler var ya, işte onlar aslında bugünkü İspanyollar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler gibi milletler. Biz bunlar Karadeniz'in kuzeyinde yaşıyorken oradan alıp Avrupa'ya götürdük. Ve o gün nereye yerleştilerse hala günümüzde de orada yaşamaya devam ediyorlar. Yani mesela Anglo-Saksonlar, İngilizler, Britanya adasına yerleştiler, hala oradalar. Frankların yerleştiği yerde Fransa, Germenlerin yerleştiği yerde Almanya, Vandalların yerleştiği yerde İspanya olaraktan yaşamaya devam edecekler. Bunu alabilirim. Devam edelim. Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır. Feodalite dediğimiz diğer bir ismiyle derebeylik rejimi. Yine kavimler göçünün siyasi sonuçlarından bir tanesidir. Şimdi bizim derebeylik dediğimiz şey toprak ağalarıdır. Şöyle ki kavimler göçüyle beraber Avrupa'da bir kaos yaşanınca toprak ağaları, çok zengin, büyük toprağa sahip olanlar toprakların etrafını surlarla kapattırdılar. Ve kendilerine şato yapıp burada yaşamaya başlayacaklar. Hatta bu adamlar o kadar çok güçlendiler ki bir de kendilerine paralı ordular kuracaklar. Yani bayağı devlet gibiler. Büyük devletin içindeki küçük devletçikler. Hatta bu durum Avrupa'da merkezi otoritenin yani kralların gücünün azalmasına neden olacaktır. Bu da kavimler göçünün siyasi sonuçları arasında yer alabilir. O zaman cevabımız
2 ve 3'e gider. Hocalarım birinci öncülü alamam. Kabiler göçünün sonucunda sadece Roma'nın ikiye ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Evet, soru bize diyor ki hocaları, hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir de burada neden 3 tane 4 tane seçenek var acaba? Kopyalarken alamadım herhalde diğerini. Neyse bakalım bir soruya, inşallah cevap buradadır. Asya Hun devletinin yıkılmasıyla Çin'in kuzeyinde kurulmuşlardır. Hükümdarları Tao döneminde Türk kültürünü korumaya çalışsalar da zamanla Çinileşerek Budizm'e inanmışlardır diye sormuş. Evet, sorumuzun cevabı burada. Şimdi hocalarım, burada bize hakkında bilgi verilen Tabgaşlardır. Tabgaşlarla ilgili şuna çok dikkat edeceğiz. Zaten iki tane bilgi var. Birincisi, Asya Hunlarının yıkılmasıyla beraber Çin'in kuzeyinde kuruluyorlar. Ve bu adamlar Çin'e çok yakın yaşadıkları için ilk etapta, işte hükümdarları Tao dönemini kastediyorum, Türk kültürünü korumaya çalışıyorlar, Çinileşmeye çalışıyorlar. Ama Tao'nun ölümünden sonra adamlar bir anda Çinileştiler. Çin'in kültürünü, yaşam şeklini, inanışını, her şeyini alacaklar. Hatta o kadar çok Çinileştiler ki, bakın Göktürk kitabelerinde, buraya bir yazalım, Göktürk kitabeleri. Göktürk kitabelerinde şeylerden bahsediliyorken, Tabgaşlardan, Çin anlamında ifade edilmiştir. Yani Göktürk kitabelerinde Çin yerine Tabgaç kelimesi kullanılmış. O kadar Çinlileşmişler. Ve Tabgaçların bir diğer en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Bu adamlar din değiştiren ilk Türk devletidir. Bak bu çok güzel bir soru olur. O yüzden bu bilgiye dikkat edeceğiz. Din değiştiren ilk Türk devleti hangisidir derse cevap Tabgaçlara gider. Ya da bu yönüyle de dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer seçeneklerden bazılarını hatırlayalım. Sabirler, öncelikle kelime anlamını bilmeniz gerekiyor. Hocalarım, sabir yer yön değiştiren demektir. Bu adamlar çok fazla gezdikleri için böyle bir anlam yüklemişler. Ve sabirler en sonunda Sibirya bölgesine gidip burada yaşamaya başlayacaklar. Hatta Sibirya'nın ismi Sabirler'den gelir. O zaman Sabirler yaşadıkları yere kendi isimlerini vermişler. Kim gibi? Hazarlar gibi. Hatırlayın, Hazar Denizi'nin ismi de Hazarlardan geliyordu. O zaman Sibirya'da Sabirler'den geliyor. Sabirlerin bilmeniz gereken iki tane daha önemli özelliği var. Bunlardan birincisi, bu adamlar böyle yer yön değiştirirken, işte gezip tozarken Anadolu'ya ayak basmışlardır. Ve Sabirler Anadolu'ya ikinci defa ayak basan Türklerdir. O zaman bunu bir toparlayalım. Eğer Türkler ilk defa ne zaman Anadolu'ya ayak bastı derse, Avrupa Hun Devleti zamanında, Ulduz döneminde, Anadolu'ya ilk defa ayak basmış olacağız. İkinci kez Anadolu'ya ayak basan ise Sabirler. Tabi her ikisinin de Anadolu'dan toprak kazanmak gibi bir amaçları yok. Sadece merak, keşif duygusuyla beraber şöyle bir gelip bakınıp gidecekler. Uygurlar uzun uzadıya anlatmam imkansız ama Türk işlerden bahsedelim. Şimdi Türk işlerde birinci olarak Bagat Arkan'ı tanıyacağız. Hocalarım, Bagat Arkan biliyorsunuz ki Türk hükümdarı olan Bagat Arkan, bir de Uygurlar da var, karıştırmayın. Bu adamın en önemli özelliği şu: Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır ve biz bu adamın bastırdığı paralara yarma ya da yarmak adını vereceğiz. Yarmak madeni para demektir. Bu yönüyle de, yani kelime anlamı olarak da sorabilirler. O zaman ilk defa kendi adına para bastıran hükümdar kim derse Bagat Arkan. Hangi devlette derse Türk işlerde. Bu birinci özellikleri. İkinci özellikleri de, bunu daha önce de konuşmuştuk hocalarım, hatırlarsınız. Türk işler Sulu Kağan döneminde Müslüman Arapların devleti olan Emeviler ile Haristan Savaşı'nı gerçekleştirecekler. Hatta Haristan Savaşı için dedik ki Türklerle Müslüman Arapların Orta Asya'daki ilk savaşıdır dedik. Ve yaşanan mücadeleyi Türk işler kazanıyorken Emeviler kaybediyordu. Ve bu savaşın sonunda da Müslümanlar kaybettikleri için İslamiyet'in Orta Asya'da yayılması gecikiyor idi hocalarım. Onu da hatırlamış olalım. Evet, bunu gerçekten de kopyalarken hata yapmışım. Burada bir de E seçeneği olması gerekiyor. Neyse, nazar boncuğu olsun diyelim. Allah'tan cevap Tavgaçlar. Hadi bakalım devam edelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki 860-1068 tarihlerinde yaşamış olan Oğuzlarla ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Bakalım sonra üzerine konuşacağız. İslamiyet'i kabul edenlerine Türkmen denilmiştir. Doğru. Şimdi şununla başlayalım aslında. Biz Oğuzları iki parçaya ayıracağız. Şimdi Oğuzların bir kısmı Orta Asya'da yaşıyorken hocalarım, buraya bir Orta Asya diye yazalım, bir kısmı da Avrupa'ya göç ediyorlar. Orta Asya'da yaşayanlarla ilgili tek bir şey bilmeniz gerekiyor. Bunlar kendilerine Oğuz Yabgu Devleti adı verilen bir devlet kurdular. Hatta ileride konuşacağız, Büyük Selçuklu Devleti de Oğuz Yabgu Devleti'nden koparak kuruluyor. Bu yüzden Oğuz Yabgu önemlidir.
Avrupa'ya göç edenleri ne yaptılar? Romanya ve Dobruca bölgesinde yaşadılar 1. Devletleşemediler 2. Bizans'ta ücretli askerlik yaptılar ve en önemlisi Malazgirt Savaşı'nda Peçeneklerle beraber taraf değiştirecekler. O zaman Avrupa'ya gidenler Romanya'da yaşamış, devletleşememiş, Bizans'ta ücretli askerlik yapmış ve Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirmişler. Orta Asya'dakilerde tek bir özellik var, Oğuz Yapgu Devleti. Şimdi adamlar geniş bir coğrafyada yaşadıkları için Avrupa ve Orta Asya iki dini kabul edecekler. Avrupa'ya göç edenleri Hristiyanlaştılar. Ve biz Oğuzların Hristiyanlığı kabul edenlerine Uzlar adını verdik hocalarım. Orta Asya'da yaşayanların büyük bir kısmı ise Müslüman olacaklar, İslamiyet'i kabul edecekler. Ve biz Oğuzların bu Müslüman olanlarına Türkmen adını vereceğiz. Bu ikisine dikkat. Hristiyanlarına Uzlar, Müslüman olanlarına Türkmen adını vermişiz. Ve Oğuzlar Türklerin hem en kalabalık boyudur hem de en fazla devlet kuran boyudur. Buna da dikkat edelim. Devam edelim şimdi. Bak ne diyor. Bir kısmı Avrupa'da Romanya ve Dobruca bölgesinde yaşamıştır. Doğru bahsettik. En fazla devlet kuran Türk boyudur. Hangi devletleri kurdular? 1. Oğuz Yapgu Devleti. Ben buraya sadece Oğuz diye yapacağım. 2. Büyük Selçuklu Devleti. 3. Anadolu Selçuklu Devleti, 4 Osmanlı Devleti, 5 Türkiye Cumhuriyeti. Yani günümüzdeki devlet hangi Türk boyundan geliyormuş? Oğuzlardan gelir hocalarım. Tamam. Devam edelim. Haristan Savaşı'nda Emevileri yenmişlerdir. Yanlış. Bak biraz önce konuştuk. Haristan Savaşı'nda Emevileri yenen kimdi? Türk işler. Hangi hükümdarları? Sulukhan döneminde böyle bir olay yaşanıyordu. Devam edelim. Orta Asya'da Oğuz Yapgu Devleti'ni kurmuşlardır. Bu da doğru bir bilgidir. O zaman sorumuzun cevabı D seçeneğine gider hocaları. Geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Ha, soru bize diyor ki, İlk Türk devletlerinde devlet yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ikili teşkilat sistemi uygulanmıştır. Buna göre ülke ikiye ayrılır, merkez kabul edilen yeri hükümdar yönetir, diğer yere ise hanedan üyesi bir erkek Yapgu unvanıyla gönderilir. Aşağıdakilerden hangisi ikili teşkilata göre ülkenin ikiye ayrılmasında kullanılan kavramlar arasında gösterilemez? Şimdi ikili teşkilat ilk defa Asya Hunlarında başlar hocalarım ve genel itibariyle şöyle bir yönetimdir. Adamlar doğu ve batı olarak ikiye ayırmışlar. Güneş doğudan doğduğu için doğuyu merkez kabul etmişler ve esas hükümdarımız, kanımız burayı yönetiyor. Ülkenin batısına da hanedan üyesi bir erkek Yapgu unvanıyla gönderilir. Bak hanedan üyesi bir erkek diyorum. Yani burada kardeşi olmak zorunda değildir. Kardeşi de olabilir, yeğeni de olabilir, ne bileyim çocuğu da olabilir. Yeter ki o aileden biri olsun. Bunu şöyle düşün. Mesela 1. Göktürk Devleti kurulduğunda Bumin Kağan'la beraber Bumin Kağan ülkenin batısına kardeşini gönderdi. İstemi Yapgu'yu. Dedi ki sen de git İstemi Yapgu bak batıyı yönetiyor. Orayı yönet. Tamam mı? Tamam. Fakat Bumin Kağan erken öldü. O ölünce yerine Mukan Kağan geçti. Mukan Kağan'la İstemi Yapgu bak amca ve yeğen beraber yönetmeye devam ettiler. O yüzden illa kardeş olacak diye bir kural yok. Buna dikkat et. İkili teşkilat yukarıda da yazdığı gibi devlet yönetimini kolaylaştırır. Bu artısıdır. Olumsuz yanı ise eğer Yapgu ile Kağan anlaşamazsa devlet ikiye ayrılır ve bu Türk devletlerinin kısa sürede yıkılma nedenidir. Şimdi beraber bakalım. Bak Doğu Batı zaten en çok kullanılan. Bunu eledim. Hocalarım Kuzey Güney'i kullanmışlar. Aşağı yukarıyı kullanmışlar. Ak ve karayı kullanmışlar. Ama güneş ve yıldız zaten saçma oluyor. Birbirinin zıtı olması gerekiyor. O yüzden asla olamaz. Bir de renklerle ilgili tek bir şeyden bahsedeceğim. Hepsini ezberlemenize gerek yok ama sarı rengi bilmeniz gerekiyor. Hocalarım sarı renk bu yönlerde de kullanılıyor aslında. Ama sadece şundan bahsedeceğim. Türklerde sarı renk merkezi ifade eder. Yani bir devletin merkezden bahsediyorken sarı rengi koymuşlar. Sonra diğer taraflar mesela buradaki olduğu gibi ak, kara gibi farklı renklerle sembol etmeye çalışmışlar. Sembolize etmeye çalışmışlar. Ama siz sarıya dikkat edin. İkili teşkilatta kullanılanların tamamını ekledim buraya ki bunları MEP kitabından almıştım zamanında. Doğu batı, kuzey güney, aşağı yukarı ve ak kara kullanılıyor. Ben burada güneş yıldız evet biraz kolay oldu ama ÖSYM daha güçlü bir çevirici bulabilir. O yüzden bunlara dikkat etmenize yarar var hocalarım. Geçelim. Evet geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki devlet olabilmenin en önemli şartlarından olan devletin unsurları arasında hangisi yoktur? Şimdi devletin unsurları 4 taneler biliyorsunuz. ÖSYM bunlardan bir tanesinin anlamını sordu ama doğrudan doğruya bunları sormadı. O yüzden soru olarak gelebilir.
Şimdi diyelim ki biz bir devlet kurmaya karar verdik. Neye ihtiyacımız var? Bizim en temel ihtiyacımız ülkedir hocalarım. Ülke dediğimiz yer vatan ya da toprak olarak nitelendirilebilir. Pekala, diyelim ki Tanrı Dağları'nın eteğine yerleştik, vatanı hallettik. Başka? İkinci olarak o coğrafyada yaşayan insana ihtiyacımız var. Yani halka ihtiyacımız var. Bakın kün kelimesi halk anlamına gelir. Bunların kelime anlamlarında da çok çok dikkat edeceğiz. Pekala, onu da hallettik. Türk milletini topladık oraya. Başka? Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Her alanda teşkilatlanmanız gerekiyor. Yani teşkilat basamağı. Devlet yönetiminde, hukuk sisteminde, orduda, ekonomide her alanda devlet kurumlarını oluşturmanız gerekiyor. Ve teşkilatlandıktan sonra en son yapmanız gereken bayrağı kaldırıp bağımsızlığınızı ilan etmek. Yani devletin dördüncü unsuru bağımsızlıktır. Ve bağımsızlık kelimesinin o dönemki karşılığı oksızlıktır hocalarım. Biliyorsunuz ki sınav sorusu. ÖSYM kelime anlamı sorduğu gibi bunları da sorabilir. Hangisi devletin unsurları arasında vardır, yoktur? O zaman toparlayalım. Önce bir ülkeye yani toprağa ihtiyacımız var. Arkasından teşkilatlanacağız. Halkımız olacak ve bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Ama orduyu bunlar arasında alamam. Ama hocam ordu olmadan olur mu? Tabii ki de olmaz. Ama ordu neyin içinde? Teşkilatın içindedir. Böyle işte yok hukuktu, yok orduydu, yok veraset sistemiydi. Ayrı ayrı seçenekler yok. Hepsi teşkilat başlığı altında toplanır. Onlardan bir tanesini alıp da böyle ayrı bir seçenek olarak kullanamazsınız. Bu yüzden cevabımıza E seçeneğine gider hocalarım. Evet, geçelim bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki yine verasetle ilgili. Veraset sistemi ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Bakalım. Taht kavgalarına neden olmuştur. Evet, artık bunu biliyorsunuz. Hükümdar öldükten sonra tahta kimin geçeceği belli olmadığı için taht kavgalarına neden oldu. Belirsizdi çünkü. Bu bir. İkinci, kut anlayışıyla beraber kullanılmıştır. Doğrudur hocalarım. Şimdi kut anlayışı neydi? Gök Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilen siyasi güce biz kut diyorduk. Hatta kut tek başına kullanılmıyordu. İki tane de kardeşi vardı. Onları da hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi Ülük'tü hocalarım. Ülük kelimesi aslında paylaşmak, paylaştırmak demektir. Ülüştürmek kelimesinden geliyor. Ve yine aynı mantık Gök Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verildiğine inanılan iktisadi güçtür. Yani ekonomik güçtür. Gök Tanrı beni zengin etsin, ben hükümdarım, ben de halkımı zengin edeyim. Mantık bu. Bir de küç vardır. Aynı mantıkla kullanılan. Bu da kelime anlamı olarak güç demektir. Yine aynı şekilde Gök Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verildiğine inanılan askeri güç yani savaşma yetkisidir. Yani kut, ülük, küç beraber kullanılır ama asla birbirinden ayrılmaz. Kut kimdeyse ülük ve küç de onda olmak zorundadır. Buna da dikkat edeceğiz. O zaman bunu da aldım. Üçüncüsüne bakıyorum. En büyük çocuğun tahta çıkması esasına dayanır. Hayır, yanlıştır hocalarım. Veraset sistemi biliyorsunuz ilk Türk devletlerinde başlar. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar yani 1876 birinci meşrutiyete kadar uygulanır. Hatta burada da çok kısa bir süre ara veriliyor ama tekrar uygulanıyor. Ve veraset sisteminde bu kuralı yani en büyük çocuk tahta çıksın kuralını Osmanlı Devleti getirmiştir. O da Ekber ve Erşed birinci Ahmet'le beraber gelen. Ama daha öncesi yani özellikle İslamiyet öncesinde asla böyle bir uygulama yoktur. Zaten bu olsaydı taht kavgası olmazdı değil mi? Öyle düşüneceğiz. O zaman 1 ve 2'yi alabilirim ama 3. öncülü alamam hocalarım. Onu da Osmanlı tarihine geldiğinde tekrar konuşacağız. Geçelim. Evet, geldik bir başka sorumuza. Diyor ki bize ilk Türk devletlerinde kullanılan aşağıdaki kavramlardan hangisinin kelime anlamı yanlış verilmiştir? ÖSYM'nin en çok sevdiği soru kalıbıdır. Bakalım. Aygucu vezir demek doğru. Hatta aynı şekilde üge kelimesi de vezir anlamına geliyordu. Toy evet hem şölen demektir hem de kurultay kelimesinin eş anlamlısıydı. Bunu da aldım. Bak toygun kurultay yanlış. Kurultay devlet yönetiminin yapıldığı yer. Buraya yönetim diye yazalım. Ama toygun ise kurultay üyelerine verilen isimdi. Yani kelime anlamı olarak karşılıklı birbirlerine gelmez. Toygun kurultay değil, kurultayın üyeleri demektir. Evet birbirine çok yakın ama yanlış hocalarım. Bitikçi katip ya da yazman anlamına gelir. Bu adam resmi evrakları yazıyor. Doğru. Yalvaç kelimesi de elçi anlamına gelir. Yalvar yakar gitmiş bir şeyler istemiş. Aklınıza böyle kalsın.
Ne olur bu kelimeleri ezberlemeye çalışın. Yani bunları küçük küçük böyle postişlere yazıp da asarsanız odanızın duvarlarına daha çok işinize yarar. Ya da bir öğrencim yapıyordu. Çok da benim hoşuma gidiyordu. Bunları yazmış hocalarım küçük kağıtlara. Sonra onları fotoğraflarını çekmiş. Böyle ekran görüntüsü olarak kullanıyordu. Mesela bir gün bir tanesini, ertesi gün diğerini kullanıyordu. Bence çok mantıklı. Çünkü telefonu her eline aldığında onları da görmüş oluyorsun. Siz de bu tarz şeyler bütün dersler için yapabilirsiniz. Cevabımız da C seçeneğine gider. Evet, geçelim bir diğer sorumuza. Geçemedik. Bu son sorumuzmuş. Evet, bununla beraber tekrar soruyu açalım. İslamiyet öncesi sorularını tam bitirmedik. Bu ikinci video, bir de üçüncüsü gelecek hocalarım. Orada hepsini toparlamış olacağız. Anlaşılmayan, kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Üzerine beraber tekrardan konuşuruz hocalarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.